Odur. Şimdi Ebru'yu anlatacağım mı? Yani tekniğini. Teknik olarak nasıl? Tekniği malum. Suya bazı maddeler konuyor. Onun bir şeyi var, teknesi var. Leğeni var. Kağıdı, leğeni var. Yapıştırıp çıkartıyorlar. Şimdi göstereceğim. Birçok şey getirdim. Fakat mesele şu. Ebru bizim sanatımız mı değil mi hala tartışmalıdır. Yaygın ve ağırlıklı görüşe göre Ebru İtalyan sanatıdır. Ama bizden batıya gitmiş diye biliyorum ben. Nerede? Şimdi bakın. Sen batıdaki eski yazmaları gördün mü? Hepsi Ebru'lu. Ama onlar 16'dan sonradır. Pardon? Ebru ile ilgili Vatikan? Hayır, Ebru ile ilgili yazılmış kitaplarda benim okuduğum şu. Çin'de var 8. yüzyılda böyle bir sanat. Sonra Türklerde çıkıyor. Avrupalı seyyahlar vasıtasıyla batıya gidiyor. Ve 1646'da diyorlar Roma'da Türk kağıdı diye ilk defa Ebru ile ilgili bir kitap yayınlandı diye anlatılıyor. Yani Ebru tarihlerinde bu yazılıyor. Var mı öyle bir kitap? Öyle yazmışlar, bilmiyorum doğru mu yanlış mı, bakmak lazım yani. Biz Türkiye Osmanlı döneminde devamlı batıdan kağıt ithal etti. Kağıt batıdan geliyor, doğru. Kağıt Ebru da ithal ettik. Ama sonra Ebru'nun ithali benim bildiğim. Bak, dakika. Müsaade et, bak. Bir kitap. Mesela. Türkçe bir şey. Önemli bir kitaptır. Matbu kitap. Matbu. Avrupa Ebru. Onlar Avrupa. Matbu Ebru'lar tabii. Matbu Avrupa. Matbu. Ama mesela buyur. Dışına. Mutayyebat-ı Türkiye meşhur Galip Paşa. Şöyle tutayım. Ebru. Şimdi Ebru denince biz hep şunu zannediyoruz. Bunu göstereceğim. Şekli Ebru'yu göstereceksin. Hayır. Hep şunları şey yaparız. Şunları Ebru zannederiz. Evet. Bunları şöyle tutalım. Sadece bu değildir Ebru. Bakın bir şey göstereyim. Bir Fransızca kitap. Bu da Ebru. Batı Ebru'su. Evet. Şimdi son araştırmaların gösterdiği özellikle Vatikan arşivlerinde ve kütüphanesi ki çok zengindir. Gösterdiği Doğu dünyasının Ebru'yu Haçlı Seferleriz döneminde batıdan aldığıdır. Ama Çağatay Türkçesinde Ebre kelimesi var Ebru'yu karşılamak için. Yani çok eski. Ebru'yu Farsçası da var. Ebru Farsça zaten. Şey, ama bulut demek. Bugün bulut. Kaş demek değil mi? Bulut. Ebru. Bu Ebru. Hayır. Ebru. Şeye git Avrupa'da. Bak şu var. Türkiye'de Ebru günlük hayata girmemiştir. Avrupa'da günlük hayattadır. Bizde yeni girdi. 80'den sonra girdi. Onu anlatacağım ben. Ama Avrupa'da bir not defteri al, üstündeki Ebru'dur. Fark etmezsin onu, öyle bir yapıyor ki adam. Modernleştirmiş Ebru'dur o. Yani o da günlük hayattadır Ebru. Her şeyde Ebru'yu kullanıyorlar. Bizde özellikle 1980 sonrasında Ebru'ya bir geleneksel kimlik verildi. Ve bir parça da ruhani kimlik verildi. Çünkü işte o 12 Eylül sonrasında sazları öpme adetleri, efendim, hat merakı. Buna, evet. Ha, bir de onları sanki dini obje muameleşi çekme. Ebru'da da bu oldu. Tamam, çok güzel bir şey. Yani özellikle genç kızlar Ebru yapmaya başladılar. Gayet güzel bir şey. Ama buna milli ve dini kimlik vermek çok yanlış. Ama şey deniliyor. Ebrucular diyor ki tek Türk sanatı Ebru'dur diyorlar. Yani peki, benim duyduğum o. Peki bana bir soruya cevap vermeli öyle lazım. Niçin hiçbir Kur'an'da Ebru yoktur? El yazması Kur'an'da. Niye Ebru kullanılmamıştır? Yapımından dolayı. Efendim? Yapımından dolayı. Niye? Söyle. Onu söylemem, siz söyleyin. Yani yapımında kullanılan malzemeden dolayı. Ondan mı? O da olabilir. Ondan. Ama şey var, ben onu nasıl söyleyeyim. Osmanlı arşivinde defterlerin çoğunda, yani cilt kapaklı, cilt işlerinde Ebru'dur hep. Orijinal. Hatta niye? Bunu ben Ebru'cu... Ucuz. Tabii cilt ucuz. Şeyi ne yapacak? Bak, dışını deri yapıyor. Biliyorum, getirdim. İçini yapıyor. Sevgili seyirciler, bu bir el yazması. Bir 18. yüzyıl el yazması. Şöyle tutayım. Sözlük mü? Ha? Sözlük. Hayır efendim. Bu şeyin ikinci nüshasıdır. Hekimbaşı Abdülaziz Efendi Mecmuası, meşhur Güfte Mecmuası. Bir nüshası üniversite kütüphanesi ve bir nüshası fakirededir. Bu bir el yazması. Deri cilt görüyorsunuz şeyse. Şu cilde bakalım. Bu deri. Bu da bir el yazması. Üstü Ebru. Ucuz cilt. Bu pahalı cilt. Osmanlı'da içte kullanıyorlar ama iç kapakta, dış kapakta kullanmıyorlar. O pardon. Osmanlı arşivinde. Ama dış kapak. Osmanlı arşivinde diyorum. Arşivde olabilir. Efendim arşivde niye kullanıyor? İçeride... Dışı deridir.
İçeride bunu koyuyor. İçte yapıyor. Çünkü niye biliyor musun? Deriyi aynen, işlemek Avrupa'da istemiyor. Şimdi bu 15. yüzyıl Ebru şeysi. Al. Kapakta Ebru. Mesela. İçte de Ebru. Bu ne zaman ait? Bu şeyin neydi? Nasır Abdülbakir'in tahkik risalesi. Cildi ne zaman acaba? 20 başı. Çünkü bu çiçekle Ebru daha önce yok. Var. 20. yüzyıldan önce var mı? Var mı? Yani evet şeyle Necmettin Efendi'yle ve şeyle, Mustafa Düzgünman'la şey yapılmış ama vardır. Efendim şimdi şunları göstermek istiyorum. Mesela Ebru şudur. Hatlarda, levhalarda, burada örnek getirdim göstereceğim. Ve kitaplarda süsleme vasıtasıdır. Asıl sanat vasıtası değildir. Asıl sanat tesiptir. Ebru yan sanattır, bir yerde zanaattır. Küçümsemiyorum ama bize ait olup olmadığı hala kesinleşmiyor. Tartışmalıdır. Bir çok önemli tarafı bir de ucuz malzeme olduğu için çok kullanılmıştır. Evet ve yüzyıllarca ithal edilmiştir İtalya'da buna. Şimdi bu 1980 sonrasında 12 Eylül sonrasında birçok şey bize değişti. Anlayış değişti. Ebru da böyle bir mahiyet aldı. Ama işte gördüğünüz gibi bu şey Haşim Bey mecmuası müzisyenler bilir. Onun ilk baskısıdır. Bu nadir olanı. İç kapak şey. Ebru. Avrupa Ebru'su ama. Cildi şey her şey orijinal. Bu cilt orijinal. Buyurun tekrar şey yapıyorum. 15. yüzyıl. Cilt orijinaldir. Ebru. Ama bu deri. Pahalı malzeme. Ama Kur'an'larda Ebru yoktur. Niçin yoktur sen söyle. Siz söyle. Şu kadarını söyleyeyim. Kullanılan malzemeden öd kullanıyorlar. Evet. Öd bazı din alimlerine göre temiz malzeme değildir. O yüzden Kur'an'a Ebru konmaz. Fakat maalesef yeni başladı. Baskı Ebru ama. Kur'an'a mı koyalım? Çünkü el yazmasına yeni başladı bilmiyorlar bunu dikkat etmemişler. Öd olmadığı için olabilir yani. Hayır şeyi de koyuyorlar. Ha, yeni baskılar. El yapımı da koyuyorlar. Hmm. Yeni ciltçiler yani eski Kur'an'ı mesela yeniden ciltliyor. Bilmedikleri için belki değil mi? Olmaz. Şimdi efendim şu daha iyi bir örnek göstereceğim şurada. Ha Ebru kötü bir şey mi? Asla değil. Mesela şurada birkaç tane getirdim. Mustafa Düzgünman Ebru'su şu. 20. yüzyılın iki tane önemli ismi var zaten. İki önemli ismi. Necmettin Okyay, Mustafa Düzgünman. Evet, bu Düzgünman Ebru'sudur. Tabii çerçeve yapılmış bunu yani üç ayrı parça var burada. Hı. Şey yapılmış ama hatta şurada imzası da vardı Düzgünman. Bu Düzgünman Ebru'su. Serhan yapmıştı bunu yıllar önce Serhan Aytan bizim. Yani çerçeve haline getiren. Bu çiçek şeklinde yapmış. Bu şimdi yeni moda evlere asılıyor Ebru. Duvarlara. Sizdeki de çerçeveli. Düzgünman kıymetli bir hatırası vardır. Onun için çerçeveli ama duvara asma ben Ebru'yu. Bak duvara hat bile asılmaz. Hayır adet değil. Hat bile asılmazdı eskiden duvara. Duvarlara hat asılması tanzimat sonrasıdır. Evet. Elinden o kadar senin gravür minyatür geçti. Eskilerde yok. Türk evini gösteren hiç hat gördün mü duvarda yoktur. Sarıp sarıyorlarmış değil mi? Rulo bir şey. Albüm şeklinde saklıyorlar. Şey yapıyorlar evet. Sarayda da öyledir. Böyle şöyle büyük şeyler var. Mukavalar büyük. Onların içinde duruyor. Koleksiyon olarak topluyorlar. Duvara asmak değil. Şimdi. Duvara herhangi bir şey asılıyor mu? Asmıyorlar. Asmıyorlar. Yani, yok öyle. Kışın şey asıyorlar. Kadife asıyorlar ki mangalı yaktığında taş duvar şeyi geçirmesin diye. Efendim. Mesela. Şimdi. Şu Ebru. Bu yazı yaklaştırabilirsek arkadaşlar. Bu Necmettin Efendi'nin bir yazısı. Necmettin Okyay'ın. Yazı da onun, Ebru da onun. Çok büyük Ebru'cuydu. Evet. Yazı da onun, Ebru da onun. Ama zevk için yapmış ucuz malzeme. Şimdi demin söylemiştim. Asıl hattın asıl malzemesi, süs malzemesi tesiptir. Ucuz malzeme Ebru'dur. Ama asıl malzeme tesiptir. Şuna bir... Bakalım mesela şu etraftakiler tesip. Bu muhteşem bir şey. Kaç çeşit tesip yapmış. Görüyorsunuz efendim. Tesip de bir, güzel, hat da güzel. İki, üç. Bu güzel bir yazı. Çok güzel. İşte tesibi etrafında şeysi. Kefal. Hattat efendim, kim? Ahmet diye birisi. Kefal mı? Yok bu şeyi harflerin bitişmelerini göstermiş. Tanırsın sen Ahmet diye birisi. Ahmet diye birisi. Benim Ahmet diye bildiğim bir tane hattat var. Kim? Üçüncü Ahmet. Onun.
Yani hanedandan iki tane büyük hattat var zaten. Üçüncü Ahmet ve ikinci Mahmut diye. Abdülmecit tamam. Abdülmecit. Mahmut çok iyi. Ama bu ikisi iyi. Çok iyi. Çeşmelerde ya, de var değil mi hattı var? Evet. Ya adam çeşme yaptırıyor. Bir hattını kendi. Bina yaptırıyor, kendi yazıyor şeyini. Kendi yazıyor. Şimdi efendim bakın bu tesip altın işlemeli, altın dediğim mürekkebi altını. Süslü püslü aylar sürüyor bunu yapması. Bu suya daldı batı bitti. Şu an. Necmet Efendi. Ucuz malzeme budur Ebru. Ama mesela günümüzün Ebru'cusu kimdir dersen bugün yapan çok Ebru pazarlayan var. Büyük Ebru'cu olarak gösterilenler var. Bir kişidir. Kendine mahsus hiç denenmemiş motifler çıkartır. Budur. Niyazi Sayın. Çok güzel. Şuraya bak. Yani şey bu. Çok güzel. Modern sanat gibi bir şey. Niyazi Bey'in piyasa şeyde yok. Ha böylesini bulursa piyasada yok. Piyasa böylesini bulursanız asın duvara. Çok ben değişik. Hastalıklar tarihine çok meraklıyımdır biliyorsunuz. Ve mikroskopun ilk keşfedildiği zamanlarda böyle şeyler vardır, resimler. Evet. Aynen onun gibi. Evet. Ama bunu böyle yapan yok bak. Mesela bu Necmet Efendi. Şeyse. Güzel. Ama dediğim gibi bunlar kitap kapakları, iç kapakları bazen. Genellikle iç kapak. Daha ucuz işlerde kitabın dış kapağı. Ve hatların ucuz malzemeyle süslenmesi. Ama buraya da altın çekmiş. Evet. Budur Ebru. Onun için Ebru'cu arkadaşlar hiç kızmasınlar benim söylediğime. Tekrar söyleyeyim. Kökeni yani menşei daha belirsizdir Ebru. Türk sanatı mı, Orta Avrupa sanatı mı karar verilmemiştir. Bir, ikincisi duvara asmak için değil de senin de duvarında asılı biliyorum. Yazı as. Yazı da var, o da var. Ama şu var, şimdi insanlar bir estetik estetik güzelliği var. Yani onu asıyorlar. Ne şeyi var? Mahsuru var. Şimdi gene bir şey diyeceğim, herkes kızacak. Hayır şimdi hata. Allah aşkına suyun üstünde düzgün şeyi nasıl çizebilirsin? İşte en meşhuru. Sağ solu başka hepsi şimdi. Şimdi biliyorsunuz ya. Günümüzdeki birçok hattatın yazısının bile yanına yaklaşılamıyor. 50-60 milyar. Yani nereden hattat? Yok bir yerini bildiği vakit alırsın. Bir de söyleyeyim, Türkiye'de hattat çok az artık. İşte o yüzden pahalı. Çoğu onların grafiker. Evet. Eski hattatı taklit ediyor çoğu. Grafiker çoğu. Ama yani çok estetik bir şey değil. Kitapta veya bu çerçeve işinde estetik. Ama duvarda estetik değil. Yani zevkler ve renkler evet. Tartışılmaz. Tartışılır efendim. Ben tartışılır. Bu konuda bu estetik. Zevk vaya, vaya vardı ya yoktur. Yani o ama buna zevk biraz da duygusal, zevk biraz da duygusaldır. Şimdi millet hanımefendi. Gidip, şimdi yani kaz asker hattını nereden bulacak alacak yani kaç para verecek? Kaz asker şart mı Allah aşkına? Kim? Ya günüm, biliyorsunuz müzayede kataloglarına bakın. Günümüzdeki hattatların yazıları bile ne kadar pahalı. Şimdi müzayededen al da başka yerden al. Hayır, yani nereden şey bulacak? O, bir zamanmış. Şey yani diyor yok. Ya. Şimdi her zamanki bir lafım kesildi. İzin verirseniz tamam. Mesela bakın siz bunu bana asar mısınız? İzin verebilir asar mısınız? Söyleyeceğim. Benim zevkime göre ben bundan haz almıyorum. Küçümsemiyorum, almıyorum. Ama bir insan sevebilir, asabilir. Sorun bu sanat mı değil miden çok neyin nereden çıktığını bilmek. Ama bu milliyetçilik anlamında bizim ya da İtalyanların demek de değil. Sadece neyin ne olduğunu bilmek ve ona göre belli yerler tahsis etmek. Yani demin de dediğimiz gibi müze bence yapılsın, sevenler gitsin. O mekan olmasın. O mekan olmasın nokta. Yoksa yazık oraya. Güzel değil, çok sanat değil, değil. Bence bu. Ha, öyle bir şey demedim ben, hayır. Ama ha. Ebru bir müze metağı haline getirmek Ebru yanlıştır. O zaman şöyle. Hep beraber olur. Şey Ebru, olabilir. Tesip, evet, hat, şu bu, doğru. Cilt, geleneksel Türk aletler. Şey olur. Geleneksel Türk sanatları müzesi olur. Olur çok. O da Ebru. Ne bileyim bir oda olur mesela, ne bileyim cam ekran olabilir, hatta bir oda veya bir salon da olabilir. Evet. Ama koca bir binayı Ebru Müzesi yapmak binayı israftır. Hayır, ben buna katılmıyorum. Çok güzel detaylar olabilir. Çok meraklısı gerçekten gider bir gün 1000 tane Ebru'ya bakarak geçirir. Sorun bu hanımefendi, bir bina olması. Siz konuya biraz uzaksınız. 1000 tane Ebru nerede? Yani neyse, lafın nereden gelişi bulacak? Söylüyorum. Lafın gelişi değil olur mu? Ne koyacak oraya? Yani sayısal olarak eminim, sayısal olarak sorun çıkmaz. Benim derdim ben de yok. O binada farklı bir şey yapılsın diyorum. Yok ki, ne koyacak? İsterse yani doldurur. Hatip Ebru'su bugün nerede var? Şekli biliniyor. Ya 18. yüzyıl Ebru'sudur Hatip Ebru'su yani. İmzası yok ki. Hayır, 1770'de. Şekle deniyor evet. Şey yani isterseniz bakın, niyet varsa şu kitaplarından kopartıp duvara yapıştırmaktan tut, işte modern Ebru örneklerine kadar...
bin tane şey olabilir. Kitabı kapatın diyor. Ha, isteyen, ya siz de kitapların kapağını koparır müzeye veririz. Yani. Bir tane kitaptan çıkarsın. Efendim hanımefendi entelektüel bakışla yaklaştı konuya ama olmaz. Ama şeyi bir söyleyelim. Dolduramazsınız. Yani, malzeme bulamazsınız. İsteyen istediği gibi doldur. Efendim, çok olur. İyi mi olur, kötü her mi olur? Her tarafı duvar kağıdı gibi sulu boya doldursunuz oldu. Şu anda Genesek Türk Sanatları'ndan bir hat müzesi var. Başka ne var? Yok başka. Var mı başka? Yani bazı kütüphanelerde bazı sergiler var. Bir kere cildin mutlaka müzelerde sergilenmesi lazım. Yok. Yani o bir sanattı. Yani unutuldu gitti. Yani bu mutlaka yapılır. Vakfiyelerin minyatür müzesi var mı? Var. Minyatür yok da minyatür yani zor. Minyatür müzesi de mesela çok hoş olabilirdi. Ben bana çok isterim. Bana söylemeyin işte orayı sulu boya müzesi ya. Yani şey müzesi yapılmış. Yazık çünkü koyacak malzeme bulamazsınız. Geleneksel bu kitabı mı koyacaksınız oraya? Ama şey, bakın, demek istediğim şu isteyen doldur. Aa çok mu iyi olur, kapsamlı mı olur? Olmaz efendim. Efendim dışarıda yaptırırsınız. 50 milyon alırsınız, doldurursunuz. Böyle müze mi olur? Allah aşkına, Özbekler tekesinden bahsediyoruz. Ama şu var. Ebru'nun içerisinde Ebru olan kitap da sanat bakımından yani kitabın kitap sanatı açısından ucuz kitaptır. İyi kitapta teslim vardır. Pulp Fiction. Pulp Fiction evet. O da bir nevi. Ucuz kitaptır. Çünkü iyi kitapta teslim vardır ve cildi deridir. Pahalı kitap. Pahalı derken şeyi kastediyorum. Materyal olarak. Materyal olarak kıymeti olan kitap. Ha mesela demin gösterdiğim şey örneği söyleyeyim şimdi. Bu söyledim bu Ebru. Ama kitap çok önemli bir kitap. Evet. Şeyin hatta şöyle ilk sayfasını 15. tutayım. 15. yüzyıl değil mi? 15. Zeynül Elhan'ın ve Elif Atlı'dı bu. Radiki Abdülhamit Çelebi'nin. Şöyle tutayım arkadaşlar yaklaştırabilirsek. Meraklı arkadaşlar seyircilerimiz görebilirler. İçi çok mühim işte okuyor. Hazar Risale-i Zeynül Elhan. Ladiki Abdülhamit Çelebi Zeynül Elhan. Şeyi söylüyorum o zaman. Şimdi vakıflar genel... Kitap çok önemli. Ama kitap değer olarak şey değil. Yani meta olarak bir şey yoktur. Çok sıradan bir kitaptır. Aslında... İçi muhteviyatı önemli. Doğru. Çok önemli bir kitap. Adamın her yazısı. Budur. Yani vakıflar genel müdürü ne o zaman çağrıda bulunalım. Aslında yani bir kere bana göre vakfiyelerin bir yerde sergilenmesi lazım. Tesipli vakfiyeler. Vakıflar Genel Müdürlüğü orayı bazı cemaatlere, gruplara peşkeş çekmemekle çok büyük bir hizmet yapmıştır. Evet. Tebrik edilmesi gerekir. Hı hı. Darısı Yenikapı Mevlevi Yahnesi'nin başına. Orası ne oldu? Çok güzel restore edilmiş. Kimde? Biz vakıflarda. Fakat o kadar çok kişi üşüşmüş ki etrafında biz alalım, şu alalım, bu alalım. Adamcağızlar veremiyorlar. Darısı oranın başına ama... Özbeklere dönelim. Çok güzel bir iş yapıldı. Bazı kişilere peşkeş çekilmedi, baskı altında kalınmadı. Ama orayı Ebru Müzesi olarak kullanmak mekanı israftır, yazıktır. Çünkü yok ne koyacaksınız? Malzemesi yok bunun. Satın alınır. Nerede bulacaklar şekerim? Yeni Ebru tek efendim Ebru tek başına öyle bir adet yok. Yani kural yaratmayın, yok öyle bir şey. Ebru kitap şey içindir. Neyse bir yerde umarım güzel bir müze olur. Ama bir yerde orası şöyle olmalı. Ay Ebru değil. Erhan'ın artık çok geç ama değil mi? Yapılma kararı çıktı. Değil, değil. Orası vakıfların elinde dünya kadar vakfiye var. Evet. Kitap var, yazma yani var. Yani bakmaya var. Kıyamazsınız. Yani o kadar güzel ne? Vakfiyeler var ki. Yani bunlar muhteşem yani. Ankara'da kilitli duruyor. Bunların evet. Müzesi olsun. Çok da güzel olur. Vakfiye, cilt. Ya, ona bakarsanız cilt, evet. Ebru bir iki oda olur. Mezar taşlarıyla ilgili de. Ben mezarlıklara sık sık giderim ve bir sürüsü çok kötü durumda o taşların. Bir kısmı yok. Bir kısmı yok. Hatta bazı çok şey döneminden, Yunan döneminden Antalya Müzesi'nde birkaç sene önce gitmiştim. Not tutmuştum. İnanılmaz mezar taşları vardı. Yani üstlerinde onların tahmin edileceğiniz üzere. Yani şiir gibi ibareler, yazılar var. Aradım. Hanımefendi, o mezar taşına taşı. Kadar gitmeyin bizim mezar taşlarımız çok güzel. Tabii çok güzel. Ben sadece hani eskiden bu yana bir yok olma durumundan bahsediyorum. Hı-hı. Gittim, tekrar gittim o taşı bulmak için. O taş yok. Sordum, bilmiyorlar. Büyük bir ihtimalle bir şeye tıkıldı, bir depoya tıkıldı. Kimse o taşın akıbetinden haberdar değil ya da belki de depoya ulaşmak istemiyorlar. Depoya tıkılmamış, doğru bir yere gitmiştir. Neyse, belki bir yere gitmiştir ama kimse bana bir şey söyleyemedi. Yani sonuçta bunun gibi bin tane örnek var. Onlar ya bile var işte şeyde, onlar bile çürüyor. Niksar'da Melik Danişment Gazi Türbesi'nde Davut Yıldız'ı bulunan Danişment'te mezar taşları vardı. Daha önce daha fazlaydı. En son bu yazın gittiğimde 2008 yazında iki tane kalmıştı. Yani nereye gittiklerini? Nereye gittiği belli olmuyor.
Mezar taşlarıyla ilgili de bir müze yapma fikirleri vardı bir arada. Yapılmış o şey zamanında Hasan Ali Yücel'in Milliyetin Bakanlığı zamanında başlamış. 3 kişilik bir komisyon kurmuşlar. Abdülbaki Gölpınarlı, Ayanoğlu rahmetli ve Cemalettin Server. Fakat hocanın anlattığına göre vakıflar bozdu derdi. Bir yere toplandı galiba. Şeyde Bursa'da. Bursa'ya mı? Muradiye'de. Muradiye'de. Çünkü şey var mesela demin bahsettik o ilk basın şehidi olan gazetecilerimizin mezarlarının bulunduğu Sultan Mahmut Türbesi'nde çok muhteşem mezar taşları var. Mesela Kaptan-ı Derya'nın mezar taşı var. Aynı gemi biçiminde yapmışlar, yelken evet, yapmış. Evet, hatırlıyorum onu. Yani o çok güzel orada. Çok güzel mezar taşları var. Yani o şeyi, o geleneksel mezar taşılarının güzelliğini orada görebiliyorsunuz. Ama tabii bunların da korumalı bir yere kadar. Yani sakla, koru, nereye kadar koruyor? Bir kısmı. Şimdi bazı seyircilerimiz de mesaj görüyor. Ebru kaş demekti. Hayır efendim, bulut demekti. Ebri, bulut gibi. Şu şeyi kastediyor bakın. Şurası şu. Bulut gibi. Ben daha önce bir şiirimde bulut yapma sanatı demiştim. Evet. O biraz yanlış. Ya tabii şiirde. Şeyi unutmayın. Ebre'ni İsa'nı açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Akif'in Çanakkale şehitlerinde. Ebre'ni İsa'nı Nisan bulutunu açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. O büyük ayın etrafında o şeyde yıldız şeyinde yedi o. Ebri'den gelir, buluttan gelir. Kaşla alakası yoktur.